Hepinize sevgiler, saygılar. Değerli belediye başkanlarım, kıymetli başkan aday adaylarımız, meclis üyelerimiz, meclis üyesi aday adaylarımız, mahallemizin muhtarları, yeni mahallemizin muhtar adayları. Sizlerin sesi, gözü ve kulağı olmaktan gurur duyarız. Bursa'da Medya TV stüdyolarında canlı yayınımıza sizleri davet ediyoruz. Duygularınızla, düşüncelerinizle seçim öncesi siyaset meydanında Bursa'da Medya TV'de buluşalım. Merhaba, ben Mahmut Bayram, Demokratik Sol Parti Bursa İl Yönetim Kurulu Sekreteriyim. Bu programımızda 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Bursa Merkez ve diğer ilçelerimizde Demokratik Sol Parti adına belediye meclis üyeliklerine aday aday olan arkadaşlarımızı sizlere tanıtacağız. Birinci sıradaki tanıtmak istediğimiz arkadaşımız Sayın Adem Demir, Osman Gazi Belediye Meclis Üyeliği aday adayı. Buyurun Adem Demir, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Adem Demir, Osman Gazi meclis adayıyım. Allah kısmet derse seçilirsek Osman Gazi için gereken çalışmalarımız özverilikle çalışmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, diyoruz. Teşekkür ederim. Sıradaki adayımız yine Osman Gazi ilçemizden belediye meclis üyeliğine aday adayı olan Sayın Tülay Armağan arkadaşımız. Hoş geldiniz Tülay Hanım. Hoş bulduk Bayram Bey. Teşekkür ederim. Samsun 19 Mayıs'lı 1977 doğumlu Demokratik Sol Parti İl Başkan Yardımcısı Sivil Toplumlardan sorumlu Osman Gazi Meclis Üyesi aday adayıyım. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun Mahmut Bey. Sayın Nihat Boşel, Osman Gazi Belediye Meclis Üyesi adayımız. Buyurun Nihat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Merhabalar herkese. Ben Nihat Boşel, 1970 Elazığ doğumluyum. Bursa'da Osman Gazi ilçe belediye meclis üyesiyim. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Sayın Filiz Aydın, Yıldırım ilçesi belediye meclis üyesi adayımız. Filiz Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar. Ben Filiz Aydın. Aslen Samsun, Bafra doğumluyum. Uzun yıllardır Bursa'dayım. Bu dönem Yıldırım ilçe başkanlığı yaptım. Belediye meclis üyeliğine adaylığımızı koyduk. Biz de hizmette varız diyoruz. Milletimizin sesi olmaya geliyoruz. Teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun Filiz Hanım. Teşekkür ederiz. Sayın Adil Kardeş, Yıldırım ilçesi belediye meclis üyesi aday adayımız. Adil Bey, hoş geldiniz. İsmim Adil Kardeş, 1973 Manisa doğumluyum. Belediye meclis üyesi aday adaylığımı Yıldırım'dan koydum. Yıldırım için eksikler neyse çalışmak için buradayız. Bütün çalışma arkadaşlarımıza başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Adil Bey. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Kadri Güven, Yıldırım ilçesi belediye meclis üyesi aday adayımız. Kadri Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk başkanım, teşekkür ederim. Yıldırım ilçesinde yaşıyorum. Bir dönem DSP Yıldırım ilçe başkan yardımcılığında bulundum. Yerel seçimlerde Yıldırım halkımıza demokratik sol anlayışı ile hizmet etmek istiyorum. Yıldırım'ın sorunlarını her zaman yakından takip etmekteyiz. Belediyenin alacağı her kararda halkın yanında olmak bizim görevimizdir. Teşekkür ederim. Çok sağ olun Kadir Bey. Siz de sağ olun başkanım. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Sayın Münire Banuş, Nilüfer ilçesi belediye meclis üyeliği aday adayımız. Hoş geldiniz Münire Hanım. Merhabalar. Buyurun. Ben Münire Banuş. Bursa doğumluyum. İlk ortaokul, lise ve üniversite eğitimimi hep Bursa'da yaptım. Hep Bursalılar için çalıştım. Bursa'da hizmet verdim. İki dönemdir Demokratik Sol Parti'nin Nilüfer ilçe başkanlığı yaptım. Bu dönemde de Nilüfer Belediyesi meclis üyeliğine aday adayıyım. Hedefim Demokratik Sol Parti'nin kuruluş düsturundan bu yana da eşit, demokrat ve halkçı yapısında aynen hizmetlerime devam etmek istiyorum. Bütün arkadaşlara başarılar dilerim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun Mina Hanım. Mikrofon alayım. Sayın Alaaddin Aslan, Nilüfer ilçesi belediye meclis üyesi aday adayımız. Hoş geldiniz Alaaddin Bey. Merhaba, hoş bulduk.
Ben Alaaddin Aslan, Bursa doğumluyum, İhsaniye Nilüfer'den. Şu an Nilüfer İlçe Başkanlığı yardımcısıyım. DSP'den 99'da da belediye meclis üyesi olmuştum kısa dönemde. Şimdi de kısmı eserlilik yine DSP'den belediye meclis üyesi aday adayım. Halkça düzen, doğru dürüst bir yönetimle çalışmalarımıza devam edeceğiz kısmeti olursa. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sayın Sami Mersin, Nilüfer ilçesi aday adayımız. Sami Bey hoş geldiniz. Sağ olun. Ben Sami Mersin, Nilüfer Belediye Meclis Üyesi aday adayım. Nilüfer'e en iyi şekilde hizmet edeceğime inanıyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun Sami Bey. Sayın Faruk Özaydın, İnegöl ilçesi Belediye Meclis Üyesi aday adayımız. Faruk Bey buyurun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Partimize hayırlı olsun. Ben Faruk Özaydın. Partinin siyasetleri benim mantığıma uygun olduğu için siyasi faaliyetlerimi orada yürütmek istiyorum. Aday adayıyım. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ olun. Sayın Taner Çınarkes, İnegöl ilçesi belediye meclis üyesi aday adayımız. Taner Bey hoş geldiniz. Ben Taner Çınarkes, İnegöl belediye meclis üyesi aday adayım. Kendi işimle uğraşıyorum özel sektörde. Şimdiden teşekkür ediyorum. Buyurun abi. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sayın Kemal Ayaz, İnegöl ilçesi belediye meclis üyesi aday adayımız. Kemal Bey buyurun hoş geldiniz. Merhabalar, ben Kemal Ayaz. İş insanıyım, ticaretle uğraşıyorum. Bursa İnegöl ilçesinden meclis üyesi aday adayıyım. Arkadaşlarımıza başarılar dilerim. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Sayın Feride Çınarkes, Yenişehir ilçesi aday adayımız. Feride Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim. Ben Feride Çınarkes, 1987 Bursa doğumluyum. Spor yönetici bölümü mezunuyum. Yaklaşık bir yıldır DSP ailesiyle beraberim. Bu görevi bana layık gördükleri için Önder Aksakal ve Cahit Akıncı'ya çok teşekkür ederim. İyi günler. Teşekkür ederiz. Sayın Yalçın Avcı, Mudanya ilçesi, belediye meclis üyesi aday adayımız. Merhaba. Yalçın Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Kendinizi tanıtınız. Evet. Ben Yalçın Avcı. Bursa Mudanya'da ikamet etmekteyim. Mudanya'da belediyenin yok oluşunu iki dönemdir görmekteyiz. Mudanya'nın da iki dönemdir köy olduğunu görmekteyiz. Mudanya gelişemedi bir türlü. Sıkışlık kaldı. Ve biz DSP ailesi olarak inşallah Mudanya'yı bu sıkıntıdan kurtarmaya çalışacağız. Nasip olursa ak güvercinler yola çıktı. Gökyüzünde şu an süzülerek geliyor. Damla damla göl olduk. Şu an bir okyanus olarak geliyoruz. Ben teşekkür ediyorum il başkanlığımıza. Bana bu güzel ligleri tanıttığınız için biz teşekkür Mahmut ederiz. Başkanıma teşekkür biz ediyorum. Teşekkür ederiz. Seçimlerde başarılar dileriz. İnşallah. Sağ olun. Sayın Ziya Gökalp, Mudanya ilçesi aday adayımız. Ziya Bey hoş geldiniz. Buyurun, kendinizi tanıtınız. Ben Ziya Gökalp, Mudanya ilçesi belediye meclis üyesi aday adayım ben. Demokratik Sol Parti belediyeciliğini Mudanya'ya getirmeye adayım. Sorunları biliyorum. Geziyoruz, dolaşıyoruz. Hakla el eleyiz. Biliyoruz. Bize sorunlarını söylüyorlar. Biz de onlara fikirlerimizi söylüyoruz. Bu konuda Mudanya halkının bize güvenmesini diliyorum. İnşallah bu adaylığımız Mudanya halkı için hayırlı uğurlu olur. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Başarılar dileriz.
Sayın Mustafa Demir, Mudanya ilçesi belediye meclis üyeliği aday adayımız. Mustafa Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle merhabalar. Ben Mustafa Demir, Mudanya Belediyesi Meclis Üyesi aday adayım. Demokrasi Sol Partisi'nin halkçı belediyecilik anlayışıyla biz Mudanya'da hizmet yapmanın amacımız o. Yani inşallah hayırlı, bize ve arkadaşımıza hayırlı olur. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz, başarılar dileriz. Sayın Gizem Namlucuoğlu, Mudanya ilçesi belediye meclis üyeliği aday adayımız. Gizem Hanım, hoş geldiniz. Ben Gizem Namlucuoğlu, halk oyunları öğretmeniyim. Ayrıca veteriner teknisyeniyim. Başkanlarımızın bana verdiği görevi layıkıyla yerine getireceğime inanıyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz, başarılar dileriz. Sayın Osman Murat Yoluk, Gürsu ilçesi belediye meclis üyeliği aday adayımız. Osman Bey, hoş geldiniz. Merhaba, ben Osman Murat Yoluk, 29 yaşındayım. 1994 Şanlıurfa'da doğdum. 29 senedir Gürsu ilçesinde yaşıyorum. Atatürk Üniversitesi mezunuyum ve eğitimciyim. Aynı zamanda Bursa'nın Gürsu ilçesinin meclis üyesi aday adayıyım. Demokratik Parti adına çok teşekkür ederim hepinize. Biz teşekkür ederiz, başarılar dileriz. Sayın Mustafa Ertaş, Keleş ilçesi belediye meclis üyesi aday adayımız. Merhaba. Mustafa Bey, hoş geldiniz. İsmim Mustafa Ertaş, Keleş ilçe meclis üyesi adayıyım, Demokratik Sol Parti'den. Seçildiğimiz andan itibaren sorunlar, Keles'in sorunlarıyla alakalı üstümüze görev ne düşüyorsa onu en iyi şekilde yapacağım. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz, başarılar dileriz. Sayın Onur Özaydın, Gemlik ilçesi belediye meclis üyeliği aday adayımız. Onur Bey, buyurun. Merhaba. Hoş geldiniz. Onur Özaydın, Gemlik belediyesi aday adayım. Seçildiğim tarihten itibaren vatandaşın isteklerini yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız. Buyurun. Teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Başarılar dileriz. Sayın Yılmaz İşleyen, Gemlik ilçesi belediye meclis üyesi aday adayımız. Yılmaz Bey, hoş geldiniz. Buyurun, kendinizi tanıtın. Ben Yılmaz İşleyen, Gemlik belediye meclis üyesi aday adayım. Gemlik'in tüm sorunları için en kısa sürede sorunların çözümüne ulaştırmak için çalışacağız. Şimdiden teşekkür ederim. Bu kadar. Biz teşekkür ederiz, başarılar dileriz. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Hayriye Yılmaz, Kestel ilçesi belediye meclis üyesi aday adayımız. Merhaba. Merhaba Hayriye Hanım, hoş geldiniz. Teşekkürler. Ben Hayriye Yılmaz. Demokratik Sol Parti Kestel İlçe Başkanı olarak belediye meclis üyesi aday adaylığımı açıklıyorum. Demokratik Sol Parti belediyecilik anlayışını Kestel'de en iyi şekilde temsil edeceğimi biliyorum. Çünkü Kestel'in sorunlarını biliyorum. Alnınızdaki terin hakkını almak için Demokratik Sol Parti'yi seçin. Ne mutlu Türk'üm diyene. Teşekkür ederiz Ayşe Hanım. Ben teşekkür ederim. Başarılar dileriz. Sayın Şengül Pagaruş'a belediye meclis üyesi aday adayımız. Şengül Hanım, hoş geldiniz. Ben Şengül Pagaruş'a ev hanımıyım. 3 çocuk annesiyim. Mudanya'da yaşıyorum. Bulunduğum bölgede meclis adayı aday adayım. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz, başarılar dileriz. Sayın Alevcan, belediye meclis üyesi aday adayımız. Alev Hanım, hoş geldiniz. Buyurun, kendinizi tanıtın. İsmim Alevcan. Mudanya'da oturuyorum. Evliyim ve 2 çocuk annesiyim. Demokratik Sol Parti altında bu yolda, bu davada yürümekten çok memnunum. Çok gurur vericidir. Teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz, başarılar deriz. Demokratik Sol Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu üyemiz Sayın Ümit Çelebi'yi yaklaşan yerel seçimlerle ilgili görüşlerini iletmek üzere davet ediyorum. Ümit Bey, hoş geldiniz. Adım Ümit Çelebi, Demokratik Sol Parti Genel Disiplin Kurulu üyesiyim. Avukatlık yapmaktayım Bursa'da. Faal olarak Bursa Barosu'na bağlı olarak 10 yıldır avukatlık konusunda hizmet etmekteyiz. Ayrıca arabuluculuk ve uzlaştırmacılık da yapmaktayız. Demokratik Sol Parti anlayışı olarak bundan sonraki süreçte halkçı, laik, sosyal bir demokrat anlayışıyla bundan sonraki süreçte halkımıza hizmet etmek amacıyla yerel seçimlere girmekteyiz. Bu süreçte partimizi gençleştirme çalışmalarımız devam etmekte. Ayrıca partimizin disiplin kurulunda disiplin anlayışını terk etmeden gençlerle güzel bir uyum sağlayarak yerel seçimlerde güzel bir başarı elde edeceğimize inanıyorum. Çalışmada bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz Ümit Bey, partimiz adına ve kendimiz adına. Demokratik Sol Parti yerel seçim aday adayı tanıtım törenimiz bugünlük sona ermiştir. Önümüzdeki günlerde yine yeni adaylarımızın tanıtımlarını yapmaya devam edeceğiz. Teşekkür eder, iyi akşamlar dileriz. Değerli basın mensupları, bugün burada sizlerle birlikte olmaktan il örgütüm adına sonsuz mutluluk yaşıyorum. Konuşmamın başında şunları söylemek istiyorum. Suudi Arabistan'da Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yapacağı Süper Kupa maçında Ulu Önder Atatürk'ün resimlerini protesto etme amacıyla orada izin vermemeleri ve en güzel cevabı da Atatürk sevgisi, devrimciliği, Atatürk İlke ve inkılaplarına inanan iki tane güzide kulübümüzün sahaya çıkmaması gerçekten Türk milleti adına çok büyük onur duyulacak bir olay. Ayrıca bugün İsrail hala Filistin'de her gün geçtikçe her dakika çoluk çocuk demeden katliamlarını devam ediyor. Bizler din, dil, ırk gözetmeksizin masum insanların öldürülmesini kabul etmiyoruz. Bu zalim saldırılara karşı tüm dünya sessiz kalmamalı. İnsanlık onuru mutlaka galip geleceğine olan inancımız devam etmektedir. Bundan 4 veya 5 gün öncesinde de zalim PKK örgütünün yapmış olduğu saldırı sonucu 12 tane şehit verdik. Ama bugün o kadar güzel şeyler görüyoruz ki Atatürk sevdalıları genelde yaptıkları çok güzel bir hareketle Suudi Arabistan'da bizim nasıl bir Türk milleti olduğumuzu, nasıl bir millet olduğumuzu açıkladılar. Ama bugün ana muhalefet partisinin yaptığı bir olay var. Hala Ecevit'ten ve Atatürk'ten beslenmeye çalışıyorlar. Bunun en güzel örneğini Sayın Genel Başkanım Önder Aksakal mecliste verdi. Ne zaman dara düşseler ya Atatürk'e sarılıyorlar ya da Sayın Kuramsal Genel Başkanımız Bülent Ecevit'e sarılıyorlar. Ama bunun ne kadar doğru olup olmadığını mecliste Sayın Genel Başkanım çok güzel açıkladı. Yakın zamanda yapılacak olan 31 Mart 2024 seçimlerinde biz Demokratik Sol Parti olarak gerçekten hazırız. Bugün şuraya baktığınızda gördüğünüz manzara gerçekten çok nefis bir olay. Bayan arkadaşlarım, erkek arkadaşlarım, gençlerimiz, yaş ortalaması galiba işlerinde en çok sabunluk olan 2-3 kişi varız. Öyle diyeyim. Yani biz ama bütün arkadaşlarım genç, azimli ve Demokratik Sol Parti belediyeciliğini tüm ilimizde, bütün 17 ilçemizde en iyi şekilde temsil edeceklerine inancım sonsuz. Bu nedenle bugün burada aday adaylıklarını açıkladığım tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize çıktığımız yolda ben il başkanımız olarak başarılar dilerim. Elimizden geldiğince biz de sizlerle birlikte bu konuda her türlü yardımı yapacağımızdan emin olabilirsiniz.
Ben hep en son söylediğim güzel bir şiirim var. Ben bunu atlamadan, okumadan yapamayacağım. Memleket isterim, gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun, kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim, ne başta dert, ne gönülde hasret olsun, kardeş kavgasının bir nihayeti olsun. Memleket isterim, ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun, kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim, yaşamak sevmek gibi gönülden olsun, olursa bir şikayet ölümden olsun. Evet. Toplantımıza katıldığınız için hepinize genel başkanım ve İstanbul milletvekilim Sayın Önder Aksakal ve il örgütüm adına şükranlarımı sunuyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Demokratik Sol Partilim diyene. Hepinize saygılar.